Dadaş, Alparslan nerede? Tam da bu konuyu konuşalım diye toplanalım istedim. Malum, ülkede yeni bir durum var. Bir yandan bölgede süren savaş, bir yandan içeride teröristlere sağlanan silahlar, patlayıcılar. Böyle bir durumda Ünal Bey'in tecrübelerinden faydalanmamak yanlış olur diye düşündüm. Çok doğru düşünmüşsünüz. Ben de aynı şeyi teklif edecektim. Yani yeğeninizin bir şeyleri eksik ya da hatalı yapıyor olduğunu ima etmiyorum. Bilakis ilişkileri yönetme konusunda oldukça iyi, bunu söylüyorum. Eksik olma. Rica ederim. Reis, Ünal Bey aramıza dönünce aynı sıkıntılar tekrar yaşanmasın. Ünal Bey'in bir huyu vardır. Düşman yoksa muhakkak ortamda düşman bulur, savaş çıkarır. Ama ortam zaten karışık, savaş var. O yüzden Ünal Bey ortalığı karıştırmaz. Dünya savaşı çıksa onu kesmez. İlle ne yapar, ne eder? Fikret'le beni birbirimize düşürmek için elinden geleni yapar. Zaten bahaneye bakıyorsun. Bakıyorum. Bütün yazı ona buna sıkarak geçirdik. Ama hiç birbirimize düşmedik. Reis, bence Alparslan kalsın. Bence de kalsın. Bir para transferi yaptı çocuk. Vallahi aklım şaştı. Amcaları bile bu değişikliği onaylıyorsa vardır bu bildikleri. Reis, bilmemiz gereken bir şey var mı? Ne olacak? Ünal Bey'i davet ettim. Gelince kendisiyle detaylıca konuşuruz. Beyler, kusura bakmayın, geciktim. Gelirken Alparslan'ı da getirdim ki görevi nasıl ona devrettiysem şimdi herkesin gözünün önünde vekaleti aslına devretsin. Vekilinizi vekaleti aslına teslim etsin diye bu hale mi getirdiniz Ünal Bey? Bir sorun yok Fikret abi. Sadece görünür kaza diyelim. Görünür kaza derken? Hani basiretin bağlanır da üstüne gelen kamyonu görürsün ama bir şey yapamazsın. Kaçamazsın. İşte görünür kaza o tipi. Kimin kamyonuymuş bu? Yabancının değil. Vedasını etsin gitsin zaten ayakta zor duruyor. Buraya da nasıl geldi anlamadım ya. Alparslan, masadaki herkes bugüne kadar yaptığın hizmetlerden dolayı sana teşekkür ediyor. Öyle değil mi Hazır? Evet, bu kadar yeterli. Şimdi dışarı çık. İlyas'ın arabasında bekle. Toplantı bitince teşekkürleri bizzat ben ileteceğim.
Nasıl diyorsan amca. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Yine siz bir şey çeviriyorsunuz belli ki. Ben anladım. Düğünde davetsiz misafir meselesi özel mesele. Girmeyin. Girme o zaman da. Görüyorum ki benim olmadığım dönemde masamız dedikodu masasına dönmüş. Biz de sizi bu yüzden davet ettik Ünal Bey. CIA ne yapıyor? Pentagon ne yapıyor? Dedikodu verin diye. Düşmanı küçümsemek hiç adetim değildir. Ama bunlar gerçekten gerizekalı. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Niçin başarısız olduk diye. 40 defa söyledim. Bu ülkeyi tanımadan bu ülkeyi yönetemez. Misal ben. Sizleri tanımasam. Hangi şartlarda ne yapacağınızı bilmesem. Sırlarınıza vakıf olmasam. Bu masayı yönetebilir miyim? Sırları bilmek yeterli olmuyor. Amerikalılar da sırlarımızı biliyorlardı ama istediklerini elde edemediler. Bu kez elde edememiş olabilirler. Ama Amerika tek planı olan, tek merkez tarafından yönetilen bir ülke değildir. Kaybedenler cephesini özele sorabilirsiniz. O çok iyi bilir. Neden bana soruluyor Ünal Bey? Sizin kadar ben de uyardım. Akıllanmış değiller. Yeni türeyenlere hala yol verme peşindeler. Miadı geçmiş örgütlere hala gaz vermekteler. Amerika'daki seçimler bitinceye kadar bu çıldırmışlık hali sürecektir. Ondan sonra biter mi diyorsun? Bitmez. Bitmesine izin vermezler. Bir örgüt tasfiye olur, diğeri kurulur. Öyle ya da böyle terör bitecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz burada nasıl mücadele edeceğiz? Bizim dışımızda hala bazı unsurlar var. Duymuşsunuzdur. İlyas'ın düğününde dayanamadım, Remzi'yi öldürdüm. Remzi'yi biliriz, tanırız. Ama bir de bilmediklerimiz var. İsmini, cismini, milyar dolarlarını bilmediklerimiz. Nerede ne yaptıklarını, nasıl hücrelendiklerini bilmediklerimiz var. Eğer bunları bulup çıkarmazsak, bir sabah uyandığımızda 6.35 mermi çekirdeği bile satacak kimseyi bulamayız. Liderimiz Hızır, Amerika'dan elim boş dönmeyeceğini bildiği için masaya dönmem hususunda çok ısrar etti. Ben de kırgın olduğum bu masaya tekrar dönüp ticaretimizi geliştirmek için kabul ettim.
Teşekkür ederiz Ünal Bey. Umarım bu listedekiler Amerikalıların gözden çıkardıkları veya harcamak istedikleri değillerdir. Liderimiz sensin Hızır. Amerika değil. Bak, araştır, karar ver, emret. Ben dahil bütün masadakiler gereğini yapalım. Peki. Toplantıyı bitirelim beyler. Araştırmalar sonucu gerekli görevlendirmeleri yapar, sonuçları İlyas da size iletir. Ünal Bey biraz konuşalım. Tabii konuşalım Zır. Aypaslanı al, fidanlığa git. Benden haber bekle. Sen ne yapacaksın abi? Gereğini. Abi. Dediklerimi duymadın mı İlyas? Maalesef duydum abi. Maalesef duydum. Alparslan'ın burada ne işi var Ünal Bey? Ben çağırdım. Niye böyle bir şey yaptınız? Gelmeyebilirdi. Ama kendi istedi. Bunu ona sormalısın. Geldi. Senin ve İlyas'ın hayatını kurtardı. Kendi hayatını riske etti. Niye bizim hayatımızı kurtarmış oluyor? Hangi sır gizli kalmış Hazır? Özer'in masada söylemeyeceğini kim garanti edebilir? Veya Yılmaz'ın? Ya da senin saf kardeşin İlyas'ın ağzından kaçırmayacağını kim garanti edebilir? Ne demek istiyorsun Ünal Bey? Alparslan'ı öldürmezsen bu iş gizli kalmayacak. Sen ve İlyas öldürülecek mi demek istiyorsun? Öyle demek istemiyorum. Alparslan senin yeğenin. İhanete uğrayan sensin. Ama ben Alparslan'ın ölmesini istemiyorum. Devletle düşman olmak hiç mi hiç istemiyorum. Ben olmayayım sen ol diyorsun yani. Onlar seni zaten düşman bellemiş Hızır. Ünal Bey. Sen istiyorsun diye değil. Devlet karşı çıkıyor diye değil. Birileri öğrenecek. Sır ortaya çıkacak. Yok benimle İlyas'ın kalemi kırılacak falan diye de değil. Alparslan ihanet ettiği için ölecek. İhanet edenin adı Ünal da olsa ölecek. İlyas da olsa ölecek.